Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi diyeceksin bunlar ne? Seyahat satışı değil tabii haliyle. Elinde olan bunlar malzeme vardı. Far folyosu. Bazı arkadaşlar bunlar stok folyosu da diyor. Elindekileri göstereyim. Stokta olanlar bende şunlar vardı arkadaşlar. Bu kalemim mavi. Böyle renk değiştiren mavi rengimiz var. Yine renk değiştiren böyle şeffafımız var. Bu kalemim şeffaf. Şöyle farklı açılardan renk değiştiriyor. Bir de böyle düz mavi var. Bu düz mavi ben daha önce İstanbul'da kullanmıştım. Düz mavi de güzel tabii, biraz daha diğerlerine göre tabii biraz daha sıradan kalıyor. Geçen farlarımızı, pardon, stoplamamızı etrafına boya yaptık, çite yapmıştık. O zaman sormuştum, genelde en fazla arkadaşlar şu şeffaf mavi, pardon, bu kalemi mavi yapmamı tavsiye etmiştiniz mesajlarda. Bugün bunu deneyeceğiz. Tabii yani folyo olduğu için bu ilerleyen zaman sökülebilir. Hatta denemeye çalışacağım, ben bunu ilk defa böyle folyosu yapacağım, çekeceğim. Daha önce böyle deneyimim yok. Hani bu yapar mıyız, yapamaz mıyız, elimizde ne kalır onu bilemiyorum. Hep beraber deneyip görelim bakalım. Nereye kadar gidecek. Tabii bu arada daha önceden bu etrafta mavi boya çekmiştim. Tabii içleri kırmızı olması benim hoşuma gitmiyor. Daha önceden ledli stoplamalarım vardı. Bunun içini açtım ben. Ledlerini söktüm. Şöyle farklı bir proje yapacağım buna. Şimdi içlerini... Neyse bunu ilerleyen videolarda görürüz. Şimdi bugünkü videomuz arkadaşlar buna folyo çekeceğiz. Hani böyle kırmızı değil de daha böyle... kullanılabilir seviyeye getirmeye çalışacağım. Dahası benim pek içime şu an sinmedi. Bakalım amatör şekilde nasıl oluyormuş? Hep beraber bakalım. Ben de yapabilir miyim? Pek şeyim yok ama kendime güvenim yok içinde orası ama deneyip göreceğiz. Evet, öncelikli olarak folyomuzu şöyle bir ölçelim. Şimdi bu arkadaşlar kamuflaj, bu kalemin folyoda bakın şöyle çizgi var. Bu çizgi yönde olsun istiyor. Yani şöyle de olur ama bu sefer çizgiler yan gidiyor. Mecburen şu şekilde yapacağım. Biraz da şöyle fazlalık verelim. Bir 10-15 cm. Şu arkayı açalım bakalım arkasındaki şey nasılmış. Tamamen amatör. Hani yapamazsam sonra demeyin ki aa yapamadı. Elinde kaldı. İlk defa folyo çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Başka şeyini alayım da. Bu arada bu arkadaşlar bildiğiniz sabunlu su. Özel ilaç falan değil. Sabunlu suyu bastık. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde olsun istiyorum. Evet, şimdi burada ne yapacağız? Burada devreye ne giriyor? İstabancamız giriyor. Şimdi bizim soplamamız arkadaşlar böyle kavisli olduğu için mecburen ısıtmamız gerekiyor. Isıtmadan mümkün değil, bu folyoyu yapıştıramayız buraya. Ayrıca Bu rakle de çok işe yarıyor. Tabi bu folyonun üzerinde ekstra olarak bir katta koruma folyosu var. Yani şu an oldukça kalın. Yani saç kurutma makinesiyle bile bu folyo biraz zor olur ya gibi gözüküyor bana. Deneyeceğiz bakalım. Days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late.
to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Evet, bu filmi stoplara, özellikle böyle kavisiz stoplamalarına uygulamak düşündüğümden, tahmin ettiğimden daha zormuş. Çünkü çeviriyorum, içinde baloncuk alıyor. Baloncuğu alıyorum, bu sefer yan taraf kırışıyor. Bunu yapacak arkadaşlar, böyle farının düz olduğuna emin olun. Böyle bombeli farınız varsa hakikaten sıkıntı. Yapacağız mı, çıkacak mı bilmiyorum. Bakalım, yapabildiğimiz kadar uğraşacağız. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir saatten biraz fazla uğraştım. Çok hoşuma gitmedi. İşin doğrusu arabaya da pek yakışmadı. Hani öyle polio açıkta durduğu gibi durmuyor. Bu nedeni söyleyeyim. Birincisi tabii benim ilk defa yapmış olmam. Aralarda bakın gözüküyor mu bilmiyorum şu an. Aralarda baloncuklar var. Böyle yer yer minik minik baloncuklar var. Bunları bir türlü ben gidiremedim. Isıtıyorum. Bir taraftan uzuyor. Çünkü bizim toplamamız bombeli olduğu için komple düz toplanması gibi değil. Yani düz toplamalarına daha uygun olur. Bombellerde ne yapsan sıkıntı oluyor. Ayrıca şunu parça göstereyim. Bakın bu renk değiştiren böyle bu kalemin folyo. Uzatıp ısınca bu renk değiştirme özelliği de kaybolmuş oluyor. Yani siz gerdirdikçe bak böyle düz mavi renge döndü. Hani sadece şu kısımda küçük bir yeşillik kalmış. Diğer taraflar mavi. Hani böyle bu kalemin almanıza da pek gerek de kalmıyor şimdi doğrusu. Bakın diğer taraf nasıl duruyor. Evet. Bunu denemiş olduk. Fakat sökeceğim. Çok hoşuma gitmedi. Bu arada şu stoplanması, pardon, çamur sinyalinin şurasını kapladım. Bari en azından malzemeyi orada değerlendirmiş olduk. Evet arkadaşlar, böyle stoplanmadan böyle far folyosu, film çekmeyi düşünen arkadaşlar için belki örnek video olmuş olabilir. Hani belki kafalarında bir soru işaretleri varsa en azından gidermiş olmuş olabilirim. Çünkü bombeli stoplanmalarında hakikaten sıkıntıymış. Bir de tamamen amatör değildi. Tamamen profesyonel olmak gerekiyor. Çünkü sürekli yapanlarla ilk defa yapan arasında illaki fark olur. Ama benim renk olarak da hoşuma gitmedi. Mavi hani böyle gözüktüğü gibi şey hoş durmuyor. Aracının üzerine yapınca çirkinleştirdi dahası. Bakın bu stoplara başka bir model düşüneceğiz. İlerleyen videolarda arkadaşlar bununla ilgili yine fikir veririm ben size. Şimdi videoyu kapatayım. İlerleyen videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.